Kuzguncuk Kooperatifi aşağı yukarı iki sene önceydi. Bu mekanın sahibi arkadaşımız bizimle dayanışarak burada bir kooperatif çalışması yapabilirsiniz dediler. Biz de onun üzerine yereldeki mahalle derneklerine, işte burada bir tüketim gıda ağı var, onlarla görüşmeye gittik. Birlikte ne yapabiliriz aslında bu mekanı nasıl mahalleli olarak kooperatife çevirebiliriz diye konuştuk. Evet aşağı yukarı 2-3 toplantı aldık o dönemler. Gelen arkadaşlarla bir şeyler yapalım diye. Sonra zaman içinde hem pandeminin ortaya çıkması hem işte mahalle derneğindeki arkadaşların, diğer yeryüzü derneğindeki arkadaşların işte hani işimiz var biz hani buraya çok katkı koyamayacağız demesi üzerine biraz tek başına devam eden bir süreç oldu. Kuzguncuk'taki arkadaşlarımızla biz bir araya geldik. İşte öncelikle mekanın aslında yeniden tadil edilmesi vardı. Bayağı ciddi bir tadilat sürecinden geçtik. O dönem pandemide olmasıyla birlikte bayağı sıkıntılar yaşadık. Ee, sonrasında işte pandeminin biraz daha gevşemesi şey olmasıyla birlikte artık şu inşaat işlerini bitirelim ve kuzguncu açalım ve hani mahalleliyle buluşalım dedik. Kuzguncu kooperatifi öyle başlamış oldu. Kuzguncuktaki arkadaşlarımızla da konuştuk. burayı bir aslında yerdenizi şubesi gibi açtık. E, ama e, genel bakış açımız şöyle her bir yer kendi içerisinde özel e, her birinin kendi iç ekibi oluyor o ekiple orayı sürdürüyor sadece mali ve idari işlerde Yerdeniz Kooperatifi ile ortak hareket ediyoruz e, İşte ortak toplantılarımız oluyor ve e, birlikte işte nasıl yaparız diye burada aşağı yukarı 6'dan fazla arkadaşımız var nöbetleşe aslında burayı mekanı açık tutacağız her gün 11 ile 7 arasında. Cumartesi dahil burayı açık tutmaya çalışıyoruz. Açık e, açıldığımız gün de mahallenin epey ilgisi oldu. Hani çok sevinenler oldu. Ne kadar güzel hani güzel, sağlıklı ürünler ayağımıza kadar geldi diyen de oldu. İşte biz artık buraya geliriz dedik. Devamlı gelen insanlar oluşmaya başladı. Hani 5 Şubat'ta açıldığımızdan beri güzel tepkiler alıyoruz. Biraz daha mahalleliği katmak istiyoruz aslında bakarsanız. Buranın geleceğini evet mahalleliği katıp birlikte karar vermek, konuşmak istiyoruz. Biz klasik bir market gibi davranmıyoruz. Herhangi bir ürünü zamanında ne kadar aldıysak bize maliyeti neyse biz bir %18 koyuyoruz üzerine. O da dükkan masrafları işte faturalar, vergiler, kira işte bir sürü giderlerimiz oluyor o giderleri karşılayabilecek bir rakam koyuyoruz üzerine ve sonra bir daha mesela onu artırmıyoruz. Dolayısıyla mesela ilk bu ekonomik krizin hani çok ciddi bir şekilde döviz kurunun yükselmesiyle patladığı dönemde. İnsanlarda ciddi stokçuluk başladı. Herkes hani ne nerede daha uygun. Mesela bir anda zeytinyağlarımız tükendi. Şeyler tükendi. Ve biz onları mesela yeniden aldığımızda o rakamları hani sattığımız rakamları bile alamadık yani. Dolayısıyla hani o stokçuluktan biraz vazgeçsin diye insanlar şey dedik yani hani bir tane alabilirsiniz ya da iki tane alabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacı olan insanların hepsi ulaşabilsin yani. Sen beş tane zeytinyağı alma, bir tane al. Başkaları da hani buna ulaşabilsin gibi yaptık. Ee, buraya gelenler de fiyatları gördükleri zaman çok yüksek değilmiş diyorlar. Hani dışarıdan bakınca daha organik ürünler satan daha doğal ekolojik ürünler satan yerler daha pahalıymış gibi bir izlenim var. Ama içeri girdikten sonra hani rakamları görünce hani. E, hakikaten öyle değil diyorlar ama bu süreci şöyle aşabiliriz tabi dayanışmayla aşabiliriz. Hani üretici de zor durumda hani buradan aldığın ürünün yüzde sekseni üreticiye gidiyor ve üretici o üretime devam edebilmesi için hani buralardaki satışlara çok bağımlı hale gelmiş durumda. Pek çok üreticiyle konuşuyoruz e, diyor ki mesela seniye ben yeniden bu üretime girmem için hani şu kadar borçlandım. Çünkü yaptığım ürünü sattığım fiyatta şimdi ben tekrar o ürünü yapamam. Yani o vaziyetteyim. O yüzden hani bu tür mekanların e, gıdayı gerçekten gıda egemenliği perspektifiyle ele alan mekanların daha çok çoğalması, yaygınlaşması hem fiyatları düşürecek hem de gerçekten temiz üretim yapan üreticilerin yerinde kalması ve bu üretime devam etmesini sağlayacak. Bizdeki ürünlerin büyük bir kısmı kadın kooperatiflerinden geliyor. Bu ne demek? Kadınlar kendileri ekonomilerini yapıyorlar. Dayanışma ekonomileri üzerinden kendilerini güçlendiriyorlar ve buna da buradan bir destek sağlamış oluyoruz. Mesela Hatay'da Defne Kadın Kooperatifi var. Bir dönem mesela bize ürün gönderemediler çünkü ...kooperatifi birileri basmış ve bütün etiketlerini e, ayak altında ezmişler falan. Kadınlar o etiketleri bir daha alamadılar mesela. Biz o dönem kendimiz etiket bastırdık, üzerine bastık. Bizim Güleçköy diye bir üreticimiz var. Onlar domates salçası, biber salçası üretiyorlar, Diyarbakır'dalar. E onlar mesela mevsimlik tarım işçisi olmak istemediler. Yani bulundukları yerelde, yereli güçlendirecek e, ürünler üretip... bunları katma değerli ürünler haline getirmeye çalıştılar. Mesela biz e, normalde kooperatiflerle çalışıyoruz ama Güleçköy yani bölgenin özelliğine göre bir şey e, şirket kurdu. Şahıs şirketi. Onun üzerinden devam ediyor. O yüzden de mesela biz onları destekliyoruz. Ve kadınlar bu süreçten güçlenerek çıkıyorlar. Kendi ekonomilerini yapıyorlar. Kooperatif sadece zaten ekonomi de değil yani. Kadınlar işte kadın kooperatifleri üzerinden eğitim alıyorlar. Ee, mesela Devrek Kadın Kooperatifi'nde haftalık, gün, aylık gün yapıyorlar. O günde kadınlar bir araya geliyorlar. İşte kafeye nasıl gidilir? Kafede nasıl oturulur? Çay nasıl içilir? Birlikte ne, ne yapabiliriz? Bunları konuşuyorlar. Her biri kendi koyduğu yemeği üzerinden kooperatifle hem sosyalleşiyor, hem ekonomik bir kazanım elde ediyor, hem de söz sahibi oluyor hem evinde hem de kooperatifte. Sorunları da görüyorlar. Hani kooperatifte ve kooperatife herkesin gelebilmesi için koşulları yeniden e, dizayn ediyorlar. Bu da bence çok önemli. Yani o kadının kendi hem ekonomik bağımsızlığı üzerinden hem sosyallik üzerinden orayı sahiplenmesi. ben yani gelecekte bize umut veriyor gerçekten.